Mehmet Barlas, Trump yönetimi yeni bir Vietnam felaketinin hazırlığını yapıyor. Böyle bir şey görülmüş değildir ama yine de ilk defa oluyormuş gibi şaşırtıyor insanı. Venezuela'daki durumdan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir ülkeye yaptığı müdahaleden söz ediyorum. Bolton'un hezeyanı. Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un dün Twitter'dan yayınladığı mesajı okudunuz mu? Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, Amerika'nın Venezuela başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Olacak şey mi? Düşünebiliyor musunuz? Bir gün bir Amerikalı yetkili sizin ordunuzun subaylarına çağrı yaparak "Darbe zamanı geldi" deseydi ne yapardınız? Gerçi bizdeki askeri darbeyi bizim çocuklar yapmış diyerek karşılayan Washingtonları görmedik değil ama yine de şok yaratıyor insanda bu tür davranışlar. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin mimarı FETÖ'nün hala nasıl Amerika'da üstlenebildiğini anlamak kolay mı sanki? Akıl dışılıklar ve akıl dışılığın dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüne başarısızlıktan başarısızlığa sürüklenmesini hayretler içinde izliyorsunuz. Bu akıl dışılıklar bu ülkeyi Vietnam felaketine sürüklemedi mi? Irak'a işgal kararını alan bu aklın sahipleri bu ülkeyi perişan etmediler ve IŞİD'in doğuşuna neden olmadılar mı? Afganistan'da Sovyetlere karşı besledikleri El-Kaide sonunda bunların New York'unu vurmadı mı? Yeni bir Vietnam mı? Ve şimdi yeni bir Vietnam ihtimaline oynuyor bu Trump'lar, Bolton'lar, Pompeo'lar, Pence'ler. Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Jorge Villarov, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine girmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine müdahalesinin an meselesi olduğunun altını çizen Villarov, "Kolombiya'da 8 askeri üsleri var, Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler" ifadesini kullandı. Maduro da konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da İspanya'nın La Sexta televizyonundaki programda "Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" şeklindeki bir soruya "Dur Donald Trump, eline kana bulacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek. Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olamaz" cevabını verdi. Mehmet Barlas, Sabah. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.